Belediye başkanımız, Kayseri Belediye Başkanımızın oyununda ne kadar düştüğünü gördünüz değil mi? Kendi hakkınız için, geleceğiniz için bu dersi vereceksiniz. Yerel seçimlerin ardından AKP kaybettiği birçok bölgede itiraz etmişti. CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Kayseri Pınarbaşı ilçesi de o yerlerden birisiydi. CHP'nin adayı Deniz Yağan %33,30 oy oranıyla kazanmıştı. Ancak mühürsüz pusula gerekçesiyle iptal edilmişti. CHP pek çok belediyeyi kazandı. Bir önceki dönemde CHP'li belediyelere iş yaptırmayan iktidar yeni dönemde acaba halk iradesini tanıyacak mı ve belediyelerin daha önce engel olduğu projelerine bu kez izin verecek mi? Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü açıklamasına bakılırsa değişen pek bir şey yok. İstanbul'da Sultan Gazi'de İETT garajının açılışında konuştu. İBB projelerinin hala iktidarın masasında onay beklediğini söyledi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bu tür engellemeleri kendilerine siyasi manevra ya da siyasi bir hamle olarak gören yöneticilere diyorum ki bundan vazgeçin. Halkımız bu konuda cezalandıranı değil cezalandırılanın farkında olduğunu gösterdi. Esasen bu imzanın atılmayarak 300 yeni otobüsün alınmaması konusunda İstanbul halkının cezalandırıldığını görerek sandıkta bileti kesti. Siyaset iş yapana engel olma alanı asla değildir. Bu yönüyle ama bu 300 otobüs ama diğer ulaşımla ilgili atmak istediğimiz her adımda engel değil, bir işin önünü açmak hem kamu yöneticiliği sorumluluğudur hem de siyasi etik açısından da gereklidir. Bu anlamda umarım özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında bu huylarından vazgeçenler olur. Bu huylarından vazgeçmeye çağırıyor. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İstanbullulara bir çağrıda bulundu. Sosyal medyadan yayınladığı mesajda kurbanların derilerini ya da kurban bağışlarını İstanbul Vakfı'na yapmaya çağırdı yurttaşları Ekrem İmamoğlu. Çok kıymetli İstanbullular, ekonomik açıdan ne yazık ki oldukça çok zor günlerden geçiyoruz. İstanbul'da çok sayıda ihtiyaç sahibi hemşerimiz yaşıyor. Bu zorlu ekonomik koşullardan da en olumsuz şekilde etkilenen onlar oluyor. Fakat biliyoruz ki ihtiyaç sahipleri varsa iyilik sahipleri de var. Dayanışma, yardımlaşma, zor günlerde komşunun yanında olma bizim dinimizde, kültürümüzde, geleneklerimizde var. Bu zorlu günleri yine birbirimize destek olarak hep birlikte aşacağız. Her yıl mübarek Kurban Bayramı'nda paylaşmanın huzurunu, birlik ve beraberliğin gücünü en derin şekilde hissediyoruz. İstanbul Vakfı bu Kurban Bayramı'nda da iyilik sahiplerinin desteğini ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştıracak. Kurbanınız dini usullere uygun şekilde sağlıklı koşullarda kesilecek. Konserve haline getirilip ekiplerimizin özenle tespit ettiği gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Sizleri kurban bağışınızı İstanbul Vakfı güvencesiyle yapmaya, bayramın bereketini paylaşmaya davet ediyorum. Bağışlarınızı istanbulvakfi.istanbul adresinden yapabilirsiniz. Allah ibadetinizi kabul etsin. Kurban bayramımız mübarek olsun. Çok kıymetli İstanbullular. İstanbul adalarda bir tartışma var. Şimdi o tartışmayı ekrana getireceğiz. Daha önce faytonlarla yolculuk yapılıyordu. Faytonlar değiştirildi. Faytonların değiştirilmesi...